Doğum günün kutlu olsun baba. Gördün mü oğlum? 40 yaşına bassam da bende hala iş var. 40 mı? Amma yaşlısın. Olabilir ama hala dünya gıdıklama şampiyonuyum. Yeter yapma baba. Harika bir doğum günü geçireceğimi hissediyorum. Surat asacağına anın tadını çıkar. Müziği sadece kafanın içinde değil, bedeninde de hisset. İşte bu kadar. Az daha kalbim duracaktı. Artık bu eserin adının neden sürpriz olduğunu anlamışsındır. Çünkü Haydn'ın yakalamak istediği etki buydu. Ah güzelmiş. Peki sizin şu Bay Haydn bunu nasıl düşünmüş? Sus da dinle evlat. Müziğin yoğunluğu yeniden değişecek. Şimdi bunu yumuşacık bir bölüm takip edecek. Böylece sürprizin oluşturduğu etkiyi kırıyor. Anladım. Sürpriz biri bize usulca yaklaştığında veya Leon sınavdan yüksek not aldığında yaşadığımız duygu. Evet, tıpkı güzel bir gün geçirirken kötü bir haber alıp üzüldüğümüz andaki gibi. Kusura bakmayın ama anladığımı söyleyemeyeceğim. İnternette gerçek bir keman buldum. Az rastlanan değerli bir kemanı. Max, bunu anlaman müzikteki geleceğin açısından çok önemli. Ne yazık ki bunu sana daha açık anlatamam evlat. Annem beni almaya geldi. Beraber babama doğum günü hediyesi almaya gideceğiz de. Mükemmel. Tam zamanında. Danışmak isterim. Max'ın müzik dersine yardım mı edeyim? Tabii çok isterim ama Bay Barenboim. Sizce bunun için gerekli niteliklere sahip miyim? Elbette hanımefendi. Lütfen şunu biraz açar mısınız maestro? Pekala, kısaca özetleyeyim. Amacımız babama sürpriz parti düzenlemek. Anne, sen arkadaşlarını çağır. Tamamdır. Lamia, Leon, siz pasta işini halledin. Pasta yapmayı hiç sevmem. Merak etme, ben bayılırım, bana bırak. Bakri, sen hemen Momo'nun dükkanına gidip balonları falan hallet. Ben de hediyeleri alacağım. Hadi hadi, fırla fırla fırla. Max, Max. Maestro, bakın. Babamın hediyelerini parkın her yerine dağıttım. Oraya, 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 oraya ve buraya. Her birinde bir sonraki hediyenin yerini söyleyen bir not var. Sonuncuya ulaşınca partinin nerede yapılacağını öğrenecek. Yani evde. Bütün arkadaşları, müzik ve mangal onu bekliyor olacak. Çok heyecanlı. Belli ki güzel bir doğum günü olacak ama gerçek bir sürpriz olacağından emin misin Max? Tabii eminim. Hediye avı bile başlı başına bir sürpriz. Evet ama hediyeleri görünce ona parti hazırladığını tahmin edecektir değil mi? Evet ama yine de sürpriz olacak. Belki küçük bir sürpriz olabilir. Ama benim sözünü ettiğim... Büyük sürprizler. Haydn'ın eserindeki gibi keskin bir zıtlıktan, ani bir değişimden söz ediyorum. Teşekkür ederim delikanlı. Max, baban az önce anneni aramış. Eve erken gelecekmiş. Her şeyi saklamalıyız yoksa hemen anlar. Olamaz, mahvolduk. Malikanedeki çılgın adam ne istiyormuş? Hiçbir şey. Hediyelerden biri bahçesine düşmüş de. İşte bu çok kötü oldu. Umarım açmamıştır. Bu kadar gevezelik yeter. İş başına. Kurtardık. Ah yardım edin de şunları odaya götüreyim. Olamaz, zamanında bitiremeyeceğiz. Oy. Merhaba tatlım. Ne kadar güzel. Merhaba.
Merhaba baba. Patron doğum günüm şerefine bugün bana izin verdi. Harika. Merhaba buzdolabı. Ne o? Rejime mi başlıyoruz tatlım? Affedersin canım. Alışveriş yapmaya zamanım olmadı. Şu halinize bakın. Bana sökmez. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz ama bana sürpriz hazırladığınıza eminim. Hayır, sen bizi yanlış anlamışsın. Bırak bu numaraları oğlum. Senin yaşında ben de aynını babama yapmıştım. Akşama parti hazırladınız değil mi? Pekala, tekrar gidip hiçbir şey bilmiyormuş gibi geri dönerim. Abi bu eksikti. Merhaba Max. Bir bakalım ne oldu az önce bu... Babamın sürpriz partisi mahvoldu. Her şeyi tahmin etti. Hiçbir şey sonsuza dek mahvolmaz delikanlı. Yumuşak seslere alıştıktan sonra birden çıkan yüksek ses bizi yerimizden sıçratıyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Sürpriz etkisini oluşturan işte bu yumuşak ve sert zıtlığıdır. Ah, güzel. Ama babamın sürpriz partisi konusunda bir yararı dokunmaz. Baban zaten mutlu olduğuna göre onu daha da mutlu etmek için ne yapabilirsin? Bir düşün. Aynen böyle Max. Hazır sürprizlerden söz açılmışken sana gerçek bir kemanın sesini dinleteyim. Nasıl yumuşak bir tınısı var gör. Oh, anlaşılan keman da size bir sürpriz hazırlamış. Evet oğlum, misafirler geldi mi? Mangal hazırlandı mı? Baba, her şey ters gitti. Daha baştan planımızı anladın. Sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Aldığımız hediyeleri parkın çeşitli yerlerine saklamıştık ama hepsi çalındı. Hey, sakın üzülme. Önemli olan düşünmüş olman. Yoksa hediye kimin umurunda? Hadi gidip biraz eğlenelim. Sürpriz! Oh, bugün buraya geldiğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Beni ilgilerde. Muz, Faruk, Efex ve Bruno Lunar'ın yerindeki bir partiye gitti. Eminim sen de davetlisindir, git hadi. Lunar'ın yeni yerinde parti mi varmış? Tabii arkadaşlarım buraya gelmez. Aferin sana, çok düşüncelisin. Bu gece Lunar'ın yerinde yer yerinden oynayacak. Dans pisti yıkılacak. Ha, beni neden davet etmediler? Kötü mü kokuyorum yoksa? Ama neyse, siz buradasınız ya, bana yeter. Ama ben fazla kalamam, annem erken yatmamı istiyor. O zaman pastayı bir an önce keselim. Pasta bu mu? Biraz garipmiş doğrusu. Baker'ın başına düştü de ondan. Yani eğer içinden saç çıkarsa merak etmeyin, yabancının saçı değil. Eminim tadı harikadır. Afiyet olsun. Alo? Evet. Evet. Bu gece mi? Pekala. Bu gece çalışmam gerekiyor. Başıma gelene inanamıyorum. Olamaz. Ne aksilik. Çok üzüldüm baba. Üzülme. Gece döndüğümde görüşürüz. Bu doğum gününü hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Tamam, iş başına. Her şeyi hazırlamak için 5 dakikamız var. Vay, MC Yumurtam kadro burada. Müthiş olacak. Ah yok artık. Bir bu eksikti. Anahtarlarım yok. Ne berbat bir doğum günü oluyor. Çabuk olun, buyurun içeri girin. Sandra, anahtarlarımı gösterin. Gözlerime inanamıyorum. Faruk, FX, Moose, Lunar. Patronun bile sürprizde bize yardım etti. Hediyelerini açmayacak mısın? Ha? Ama ya, hani hediyeler? Oh, beni fena kandırdın seni küçük yaramaz. Çok akıllısın. Bu yaşadığım en güzel doğum günü. Hadi bakalım eller havaya. Hediyenin doğum gününü kutlamaya. Bu gece dostluk kazansın. Hediyeyi kutlamayan kalmasın. Babama çok büyük bir sürpriz oldu. Sizin sayenizde. Sonunda ne demek istediğinizi anladım. Yoğun duygu yüklü bir bölümün ardından hafif yumuşak bir müzik gelince gerilimi boşaltıyor ve kulağı dinlendiriyor.
Bir dizi kötü olayın ardından güzel bir müjde almak gibi. Aferin sana Max, anlamışsın. Ne yazık ki her zaman senin dediğin gibi olmuyor ve kötü bir sürpriz kötü sürpriz olarak kalıyor. Sürpriz. Ay, gözlerime inanamıyorum. İşte size güzel bir sürpriz. Thank you.